Merhaba arkadaşlar, Yakın Markaj'a hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkay ve Mehmet Ali var. Merhabalar. Merhabalar. Bugün konumuz Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş. Evet, 26 yaşında Sinan Gümüş Stuttgart 2'den çıkıp Galatasaray'da oynadı ilk önce. Daha sonrasında Galatasaray'dan bir kısa bir Avrupa macerası oldu. Genoa'ya gitti. Daha sonra Genoa'dan da Antalya'ya kiralanmıştı bildiğiniz üzere. Son olarak da Genoa'nın bonservisini bulundurduğu Sinan Gümüş'ü Genoa'dan transfer ettik. Ama Sinan Gümüş'ü açıkçası son sezon performansıyla daha çok duymaya başladık. Çünkü son sezonda Antalya'ya geldiğinde 10 maçta 5 gol 1 asist yaptı. Hani baktığımızda oynadığı maç sayısı da istatistikleri de çok yukarıda değil ama Sinan Gümüş'ün genel kariyer performansına göre pik yaptı, zirveye çıktı bir dönem diyebiliriz. Bugün yanımızda Mehmet Ali var. Mehmet Ali Galatasaraylı bir arkadaşımız. Sinan Gümüş'ü de iyi bildiği için Mehmet Ali'nin yorumlarını da almak istedik açıkçası. Mehmet Ali ile başlamışken o zaman ilk sorumu Mehmet Ali'ye sorarak yayına başlayalım. Evet Mehmet Ali, Sinan Gümüş'ü sen hani Galatasaray'a geldiğinde genç yaşlarından itibaren de takip ettiğim bir oyuncuydu. Seninle de konuşmuşluğumuz olmuştu Sinan Gümüş hakkında. Daha sonrasında hani bir şekilde Sinan Gümüş benim düşünceme göre Galatasaray'ın istediği seviyeye çıkamadı ve bundan ötürü de Galatasaray'dan ayrıldı. Fakat potansiyelli bir oyuncuydu. Potansiyelini bulamayan Türk genç oyuncular listesine adını yazdırmış oldu. Bu benim fikrim. Sen ne düşünüyorsun? Sence Sinan Gümüş şu an 26 yaşında, kariyerinin artık tam olarak olgunlaşma evrelerinde. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir mi? Ya da bu zamana kadar neden Antalya'da gösterdiği o hafif parıltıyı bile gösteremedi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle hayırlı olsun. Sinan Galatasaray'a 20 yaşında falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. İlk geldiğinde bir herkese etkiledi. Çünkü teknik manada oyuncunun yetenekleri var gerçekten. Mesela şu an Galatasaray'da Sinan kadar iyi sol ayağı olan bir oyuncu yok. Sinan'ın gerçekten iyi bir sol ayağı var. Sağ zaten buna bağlı olarak en etkili olduğu pozisyon sağ kanat forvet. Yani direkt orta sağ değil de daha önde, daha kaleye yakın şut açılarını bulabildiği yerler. Sinan'ın tercih ettiği yerler ve en etkili olduğu yerler. Sinan'ın gelişimiyle ilgili olarak bence gelişememesinin bazı sebepleri var. Şöyle özellikle bence mental, zihinsel özellikleri. Şöyle açıklayabilirim bunu. Sinan kısıtlı süreler aldığında, böyle düşünülmeyen bir oyuncu olduğunda böyle kendi içinde kendini gaza getirip böyle son 10 dakika mesela oyuna girip o kısıtlı sürede o süreyi verimli kullanabiliyor. Ama biraz iyi işler yaptığında ben oldum diyen bir oyuncu. Yani kendini olduğundan çok daha iyi görüyor. Bu da 90 dakika oynadığında verimi çok düşüyor. Mesela topsuz oyunda koşmuyor. Bu tarz eksileri var. Ama sağ kanat forvette dediğim gibi gole yakın bir oyuncu. Antalya'daki performansıyla ilgili olarak da Antalya'nın tabii bunun oyun tarzı da etkili. Tabii. Antalya'nın sol kanadında hızlı bir oyuncu var. Topları getiriyorlar. Topları getirdiklerinde de dediğim gibi Sinan'a eğer net pozisyon hazırlayabilirseniz gol sayıları normal mesela Deniz Türüç sezonda kaç atar? 4-5 atar. Sinan onun üstüne geçebilir. Eğer pozisyon getirebilirseniz Sinan'a. Yani gol olarak bence yapabilecek bir oyuncu. Oyun olarak çok etkili göze çarpmayacaktır. Daha çok ben gol odaklı bakıyorum Sinan'a. Anladım. Şöyle ben Mehmet Ali'ye bir soru da yöneltmek istiyorum aslında. Çok önemli noktalara değindin. Sinan'ın da ben onu da fark ediyordum. Sonradan girdiğinde yani Galatasaray şampiyonluğu getiren maçlar da çıkardı Sinan. Hı hı. Yani aynen. İlk 11'e yazıldığında evet dediğin gibi ben oldum havasıyla oynayamadı ama sonradan girdiğinde de artık o kendini gaza getirme yapısıyla da gerçekten şampiyonluğu getirdi diyebiliriz Galatasaray. Yani çünkü bir maç şampiyonluğu getiren bir maçtır. Her maç önemli. O açıdan önemliydi. Peki yani sonradan girdiğinde mesela ilk 11 yazıldığında hep ben Sinan'ı sağ kanatta görüyordum ama sonradan hamle oyuncusu olarak girdiğinde Fatih Terim onu forvete olarak sürüyordu. Evet. Zaten kendisi de formetten bozma bir sağ kanat oyuncusu. Evet. Ya sence Fenerbahçe'de ikinci yarıda girdiğinde yani sağ kanatta mı daha etkili olur yoksa tek forvet oynayacak bir oyuncu mu yoksa iki forvetin bir oyuncusu mu? Yani hangisini daha iyi verim olur sence? Abi şöyle Sinan zaten dediğim gibi gole yakın çok da sabit oynamıyor. Yani sağ kanada yazdığınızda orada çizgide oynayan bir oyuncu değil. Zaten içe kat eden bir oyuncu. Sinan'ın forvette de bence denenmesinin birkaç sebebi var. Dediğim gibi gole çok yakın bir oyuncu Sinan.
gole yakın olduğu için de yani oraya koyduğunuzda da verim alabiliyorsunuz oyuncudan. Yani tabii ki bence Fenerbahçe'de forvet rotasyonuna düşünüyorum. Biraz kaliteye de bağlı bence. Mesela Fenerbahçe Mamet Yam'ı aldı. Mamet Yam'ın önüne yazamam. Mesela daha forvet özellikleri var Mamet Yam'ın. Yani Sinan'ın güçlü bir fiziği var. Yani pek öyle göstermese de aslında bir bakarsanız böyle güç yani vücut olarak iyi bir oyuncu. Ama bunu çok kullanmıyor. Sinan'daki problem bu bence. Ya mesela birebirlerde ayakta kalmayı tercih etse böyle füleli dediğimiz adamlardan birine dönüşebilirdi kariyeri. Ama en ufak müdahalede mesela kendini bırakan yani böyle dediğim gibi bunların hepsini ben zihinsel problemlere bağlıyorum. Yani oyuncu o atlamaları yapamıyor. Ama zaten oyuncuya bence şöyle bakmamak lazım. Şu an 26 yaşında daha da gelişebilirden ziyade şu anki Sinan'dan biz ne alabiliriz? Buna yönelik bir şey yapılmalı. Çünkü gelişmesini beklersek hayal kırıklığı olur. Şu anki yetenekleri üzerinden Sinan'dan alınabilecek maksimum katkılar alınması gerekiyor. Şampiyonluk olayında da haklısın. O sene Alanya maçıydı galiba. Dakika 90'da attı. Yine oyuna 84'te falan girmişti yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle garip şeyleri var. Stres anında mesela çıkıp vurabiliyor. Zor pozisyonu kolaymış gibi atabiliyor. Oyuncunun çünkü iyi bir sol ayağı var. Ya bunu kimse inkar edemez. Bence ayağı iyi bir oyuncu, şutları da var. Antalya'da zaten girdiği pozisyonlar böyle daha karambolden ziyade kontratak oynadıkları için biraz daha net pozisyonlardı. Bunları gole çevirme oranı da çok yükseldi Sinan'ın. O yüzden de galiba yanlış hatırlamıyorsam 700 dakikada falan attı. 5 gol bir asist yaptı. Evet yani ben Sinan transferini bir de Fenerbahçe'nin transfer politikasına da uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin ön tarafa yaptığı transferlere baktığımızda farklı mevkilerde oynayabilecek, birkaç mevkiye aynı anda yedekleyebilecek oyuncu profiline çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlama açısından şüphelerim var ama hem sağ kanadı yedekleyebilmesi hem forveti yedekleyebilmesi bizim elimizi biraz rahatlatabilir. Eğer Sinan istediğimiz, hayal ettiğimiz performansları verebilirse. Fakat şimdi benim genel ikinizin de yorumundan anladığım Sinan'ın performansı, hani özellikle Mehmet Ali de bunu söyledi. Bir yıl mesela rehavete kapılabilir. Bir yıl iyi oynayıp ondan sonra kötü oynayabilir havası seziyorum ben de Sinan'da. Evet. Bu yüzden Berkay sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sinan'ın sözleşmesi 3+1. Bir opsiyonunu bilmiyoruz. O yüzden biri şu an değerlendirmeyelim. 3 yıllık sözleşme 26 yaşında gençliğinde potansiyelini bulamamış ve peak sezon dediğimiz sezonda maksimum 5-6 gol ulaşmış bir oyuncu için fazla mıdır? Yoksa burada oyuncu detaylı bir şekilde izlenilmiş ve bizim teknik ekibe güvenmemiz mi gerekiyor? Şöyle 3 yıl bana biraz büyük bir süreç gibi geliyor ama yani zaten kaç yıllık yapacaksın ki genç? Yani sonuçta 26 yaşlıydın, çok da yaşlı bir oyuncu değil. Yani ya 2 yapacaksın ya 3 yapacaksın. O biraz hani Sinan'dan bir potansiyel beklendiğinden dolayı değil de sanki 3 yapalım olsunmuş gibi. Satış mı olacak burada, sence sonrasında? Yani Sinan'dan biz para kazanabilir miyiz? Böyle bir hedefleri var. Yani kulübün de şu anda. Bir, zaten bir yabancı kısıtlaması gelecek mi gelmeyecek mi ne oluyor biz de bilmiyoruz. Mutlaka tabii buna yönelik yapılmış bir transfer. Bir bu sene için rotasyon, önümüzdeki sene için ise Türklerin önemli olacağı bir sene olarak gözüne bakılırsak aslında 2 yıl zaten bizim için önemli. Evet. 2 yıldan sonraki 3. yıl artı 1. yıl biraz şüpheli. Buradaki ben maaşları da açıkçası merak ediyorum. Maaşlandırmalar nasıl olacak? Her geçen yıl artacak mı maaşlandırma yoksa sabit bir ücreti mi olacak? Bence bunların hepsi çok önemli. Artı bir yıl beni düşündüren ikinci bir husus. Belki oyuncuya bir potansiyel bekleniyor mu artı bir? Hani 3 yılda zaten bir potansiyel bekliyoruz. Artı bir de onu potansiyeli beklediğimizi evet gösterdim deyip artı biri hediye ediyoruz gibi bir durum söz konusu. Yani sözleşmenin eğer verilecek maaşlar düşükse 3 yıl bence iyi bir süre. Bir satış da umarım söz konusu olur. Yani aldığımız her oyuncudan ben oynadığı sürede zarar etmeyelim. Ve sonunda da satalım isterim zaten. Bunu herkes de ister. Sinan'da da böyle görüyorum ben sözleşmesini. Umarım fahiş bedeller ödemeyiz. Tamamdır. O zaman ben son soruyla yavaş yavaş programı da toplayayım. O zaman Sinan Gümüş transferini Fenerbahçe açısından birkaç cümleyle özetlemek istesek, genel oyun yapısını da bu cümlelerin içine yedirerek ne dersiniz? İlk önce Mehmet Ali ile başlayayım, ondan sonra sana söz vereyim. Ben de kendi yorumumu ekleyerek yayını kapatacağım daha sonrasında.
Sinan Gümüş Fenerbahçe'deki bana göre rolü şu. Kadıköy'de bir maç düşünün. Dakika 80 açılamamış bir maç. İşte böyle sıkışmış. Abi girecek dakika 80'de 10 dakika hadi oğlum deyip yollanacak bir adam sahaya. Oradan çıkacak, vuracak bir tane, atacak abi. Hani Sinan'ın olayı bu bence. Öyle dakika 60'da oyun alırsanız bu adam sahada ne yapıyor dersiniz. Kesinlikle. Ama son 10 dakika alırsınız. Yani ne yapıyor dersiniz derken açayım. Hani oyun çeşitliliği biraz zayıf olduğu için bunu söylüyorum. Çok fazla alverleri bilen, işte terse top atayım, oyunu açayım. Çok fazla oyun zekasıyla ilgili hani beğenmediğimi söyleyebilirim. Ama son 10 dakika oyunu alırsanız bu çocuğu mesela, o zaman Sinan'dan bir gol katkısı bekleyeceksiniz. Buna da yakın bir oyuncu. Onları attığı sürece de Fenerbahçe'de bence alacağı para da, aldığı sözleşmede konuşulmaz. Evet. Benim için özet bu Sinan'la ilgili. Ergay, sen ne düşünüyorsun? Ben kelimelerle özetleyeceğim. Cümleleri zaten Mehmet Ali en son çok güzel toparladı. Hızlı, Türk, rotasyonu güçlendiren bir hamle. Diyeceklerim bu kadar. Hayırlı olsun. İnşallah sonunda da mutlu olduğumuz bir sezon olur. Sana da bırakayım son sözü. Evet, ben de Sinan'ın, Mehmet Ali'ye katılıyorum. Sinan'ın son dakikalarda ekstralar yaratabileceğini düşünüyorum. Ben özellikle şampiyonluğu kazanan takımlarda ekstra oyuncuların her zaman çıktığını görüyorum. Yani herkes de görüyor bunu. Ve bu ekstra oyunculardan biri olabilir Sinan gerçekten de. Umarım da böyle olur. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Evet, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bugün yeni transferimiz Sinan Gümüş'ü konuştuk. Yanımızda Berkay ve Mehmet Ali vardı. İlerleyen bölümlerde transferler olduğu takdirde yine o transferlerle ilgili analiz videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Evet, videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve kanalımıza da şuradan veya buradan, büyük ihtimal buradan, geçen videodan öyle hatırlıyorum, abone olabilirsiniz. Yakın markajda kalın, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, yakın markajda kalın. Görüşmek üzere.